Günaydın. Bir kez daha devam ediyoruz. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Teleferik faciasının ardından devam eden tartışmalar, iddialar ve aynı zamanda çıkan arbediler. Bir iddia var. Bu önemli. 159 kalem bakım onarım işinden sadece 19'unun yapıldığıyla ilgili haberimizde. Mahkemenin vermiş olduğu delillerin karartılmasıyla ilişkin verilen hüküm asla hukuka uygun değildir. CHP'lilerin cezaevi ziyareti de nöbeti de sürüyor. Teleferik kazasında Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki gösteren kalabalıkla emniyet güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan arbede sırasında kalabalığın arasına sıkışan bir kişi fenalaştı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek basın açıklaması yaptı. Teleferin işletmesi olan şirketlerden ANET'in eski genel müdürü olan Kocagöz'ün tutuklu yargılanmasına bu sözlerle tepki gösterdi. 28 Kasım tarihinde görevinden ayrılmış, kurumla ilişiği kesilmiş olan bir eski yönetim kurulu başkanının bugün Kepez Belediye Başkanı'nın delilleri karartma, konularla ilgili sürece müdahale etme gibi bir hakkının ve hukukunun olmadığını buradan belirtmek istiyorum. CHP'lilerin karar hukuki değil siyasi çıkışı sürerken basın açıklamasının ardından kalabalık cezaevine yürümek istedi. Emniyet güçlerinin engeliyle karşılaştılar. Çıkan arbede sırasında bir kişi kalabalığın tam ortasında kaldı, fenalaştı. Vatandaşlar tarafından taşınan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. CHP'lilerin cezaevi önündeki nöbeti sürerken bir kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına sebep olan teleferik kazasına ilişkin tutuklanan 5 kişi arasında olan otomasyon görevlisi Serkan Yerlice'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yerlice şirket olarak 24 Kasım 2023 tarihinde teleferin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalem işten 140'ının yapılmadığını öne sürdü.